Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto paralarda sıkışma söz konusu, Bitcoin'de bir kırılım bekliyoruz. Global tarafta önümüzdeki hafta FED toplantısı var, iç piyasamızda bugün Merkez Bankası toplantısı vardı. Hem global verileri hem TL'nin, doların güncel durumunu konuşalım. Kripto paralarda ne gibi senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz, bunları değerlendirelim istiyorum. Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 42 bin dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu günlük ve 4 saatlik bazda buradaki düşüş trendinin direnç alanına gelmiş durumdayız. Bitcoin'de burada ara direnç alanının 44 bin dolar olduğunu son videolarda belirttim. 44 bin doların yukarıya doğru kırılmasıyla beraber 47 bin dolara doğru bir atak görmemiz de mümkün diye konuştuk. Keza şu an burada Bitcoin'de kısa vadeli zaman diliminde özellikle bir ikili dip veya W formasyonunda yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. Eğer Bitcoin'de bu formasyon çalışırsa böyle bir durumda neckline kırılımıyla beraber zaten direnç alanına denk geliyor. Yaklaşık olarak 47 bin dolara doğru bir atak görmemizi beklerim. Eğer buradaki trend kırılırsa Bitcoin'de bir %10'luk hareket gelmesini şahsen beklerim öyle tahmin ediyorum. Eğer buradan aşağıya doğru dönersek yani Bitcoin bulunduğu trendi kıramadan destek alanını aşağıya doğru kırarsa da yine %10'luk bir düşüşü kendisiyle beraber getirecektir. Burada 35.000-35.500 dolar bandına kadar inmemiz de mümkün. Çok sıkıştı grafik. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bir de FED toplantısı var. Bu toplantıya kadar bu grafiğin artık gelişmesi, kırılması gerekiyor. O yüzden volatilitenin artacağı, türbülans yaşanacağı bir döneme kısa vadede Girmiş bulunmaktayız. Umarım ki en azından burada trend yukarıya doğru kırılır. Bitcoin'de bir 47.000-48.000 bin, bin dolar bandına doğru bir hareket görürüz. Teknik olarak burada her şey müsait. Sadece global bazda bazı verilerin kötü gelmemesi, kötü haberlerin genel olarak olmaması gerekiyor ki kısa vadeli de olsa yukarıya doğru bir hareket görebilelim. Tamamen trende konsantreyim. Buradaki düşüş trendini izliyorum. Trendin kırılması halinde, Scalp Trading yapanların da Burada değerlendirme yapabileceği bir alana gireceğiz. Özellikle Bitcoin bazında bu tarz bir yükseliş olmasını bekliyorum. Bunun sebebi de tamamen Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı çok dip bölgeye geldi. Son fiyat hareketleriyle beraber biraz daha yukarıya doğru çıktı ama hala dip bölgede ve burada direnç alanını zorluyor. 40.4, 40.5 bölgesi direnç bölgesi. Bu bölgenin de yukarıya doğru kırılmasını şahsen bekliyorum. Orta vadede hatta haftalık bazda baktığımız zaman RSI uyumsuzluğundan dolayı Bitcoin dominansının 47-50 bandına doğru yükselmesini de bekliyorum. Bu bize neyi gösterir? Bitcoin yukarıya gitse dahi altcoin'lerde çok büyük fırsatlar olmaz. Bitcoin desteği aşağıya doğru kırarsa altcoin'ler daha sert çakılır. Bitcoin dominansı sadece bu senaryolarda yükselir. O yüzden altcoinlerden, küçük altcoinlerden daha ziyade Bitcoin'e ve büyük market cap'li Demirbaş altcoinlere konsantre olmuş durumdayım. Demirbaştan kastım burada Ethereum, Solana, Matic, Avax gibi büyük market cap'e, piyasa değerine sahip olan coinlerdir. Onlar Bitcoin yükseldiğinde dominans yukarıya çıksa dahi Bitcoin'e eşlik edebiliyor. Fakat küçük market cap'li altcoinler dominansın yukarıya doğru bir trend başlattığı dönemde Bitcoin'i izleyemiyor Bitcoin yukarıya 5 gitti mi o altcoin'ler 2 gidiyor Bitcoin geriye 2 çekildi mi o altcoin'ler 5 çekiliyor O yüzden oldukları yerde sayıyorlar veya aşağıya doğru gidiyorlar Bitcoin yükselişi Onları pozitif yönde etkilemiyor Bu yüzden dominansın bu kadar dip bölgede bulunduğu alandayken biz e, Bitcoin'e konsantreyim Bitcoin kralımını kovalıyorum elimde Solana ve Avax da var Onları da tutmaya devam ediyorum onları demirbaş olarak nitelendiriyorum dediğim gibi. Ama burada eğer bir kırılım gelirse Bitcoin'de 47 bin dolara doğru bir atak gelmesini şahsen beklerim. Tamamen trende konsantreyim. Bu trendin kırılmasını bekliyorum. Tekrar ediyorum trendten red yememiz halinde ve 40 bin doları aşağıya doğru kırmamız halinde 35 bin dolarlara doğru devam eden bir düşüşü görmemizde şahsen beni şaşırtmaz. Her iki senaryoda kısa vadede altcoinlerin çok iyi kazandırmayacağını da görebiliyoruz. Nedeni de tamamen Bitcoin'in piyasa üzerindeki hakimiyeti. Kripto paraları böyle takip ediyorum. Çok altcoin analizi de yapmıyorum. E, altcoin grafiklerini de incelemiyorum. Zaten hepsi düşüş trendini devam ettiriyor. 2 yukarı, 3 aşağı hareket ediyorlar. Bu dönemde e, trade yapmak da tehlikeli. Bu dönemde yatırım yapılır yine belki uzun vade için sepet oluşturulur ki ben de destek bölgelerinden azar azar değerlendirmeler yaptım ama trade yapmak için biraz daha fırtınalı bir ortamdayız. Dikkatli olmakta fayda var. Para kazanacağım diye para kaybetmemekte fayda var ki önümüzdeki dönem için en azından atacak kurşununuz kullanacak merminiz kalsın. Global verilere bakmamız gerekirse DXY'nin burada toparladığını görüyoruz. Yavaş yavaş direnç alanına doğru geliyor. Bu bölgede Önümüzdeki hafta FED toplantısı var. FED toplantısına kadar DXY'nin yukarılara doğru gelmesi enflasyon haberiyle beraber yine enflasyonla ilgili gelecek olan verilerle e, beraber burada direnç alanından red yemesi de mümkün. Buradaki direnç alanı 96-97 bandına denk geliyor. Bu bölgenin yukarıya doğru kırılması DXY'de 99 yüzlere doğru atağın gelmesini tetikler. DXY yükseldiği zaman da ne olur? kripto paralar dahil tüm riskli ürünlerden dolarla değerlenen ürünlerden hatta para çıkışı gerçekleşir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybeder. O yüzden e, tamamen burada DXY'nin de direnç alanını kırıp kırmamasına e, bakıyoruz. Son hareketlerle beraber direnç alanında uzun süre konsolide etti. Fakat Fed'den gelen enflasyon verileriyle beraber bir çakılma yaşandı. Bunun kısa vadeli bir hareket olduğunu konuşmuştuk. Yine toparladı, yukarıya doğru gidiyor. O yüzden kripto paralarda da çok büyük fırsatlar olmadığını tekrar ediyorum. Kripto paralarda da kısa vadede sadece trade yapanların yararlanabileceği Bitcoin hareketi olabilir diyorum. Burada eğer DX'ye 96-97 bandını yukarıya doğru kırarsa bu kripto paralar dahil tüm finansal ürünleri negatif bir yönde etkileyecek bir gelişme olacaktır. Teknik gelişme olacaktır. Altını dolduracak olan temel faktörü ise tamamen Faiz hamlesi olduğunu düşünüyorum. Faiz hamlesi geldiği zaman bu kadar sert hareketler geleceğini düşünüyorum. Global piyasalarda mesela S&P endeksinde burada çok uzun süredir devam eden bir yükseliş trendi vardı. Bu trend aşağıya doğru kırıldı. Şimdi biraz toparlama var. Bu toparlamanın nedeni de ABD'de açıklanan F satışları verileri. Orada minor yükselişler var. Bu yüzden piyasalar az biraz toparladı. Belki burada retest hareketi gele gelebilir tekrardan kırmış olduğu trendi test edebilir fakat e, faiz hamlelerinin gelmesiyle beraber doların güçlenmesiyle beraber geleneksel piyasalarda zaten ABD'de tahvil alımlarını ve varlık alımlarını durduruyor e, yavaş yavaş aşağılara doğru gelip 4200 4300 desteğini denememizi de beklerim İşte bu deneme global piyasalarda faizin fiyatlandığı tamamen fiyatlandığı döneme denk gelecektir diye tahmin ediyorum artık faizin bu denli büyük bir enflasyona, lojistik problemine çözüm olmadığını anladıkları piyasanın kabul ettiği dönemde Global piyasalarda da S&P endeksindeki ürünler de arzı sınırlı ürünler olduğu için yukarıya doğru tekrar hareketini başlatacaktır. Bitcoin'de de zaten bu tarz bir hareket bekliyorum. Kısa vadede 47 bini dener veya 40 bin aşağıya doğru kırar fark etmez. Ama orta ve uzun vadede Destek bölgelerine denedikten sonra faiz hamlelerinin tamamen fiyatlayacağını, ondan sonra yukarıya doğru rally yaşayacağımızı tahmin ediyorum. E, o yüzden global piyasalarda böyle takip ediyorum. Burada retest anlamı taşıyan bir hareket gelirse yukarıya doğru, bu da zaten Bitcoin'in 47-48 bin bandını denemesine neden olacaktır. Bunu tetikleyecek teknik faktörlerden birisi olacaktır. Çünkü geleneksel piyasalarla Bitcoin arasında çok yüksek bir Korelasyon var. Bunu son videolarda birkaç kez e, verileri göstererek size anlattım. E, USDT tarafına bakmam gerekirse yani burada dolar dominansına piyasadaki dolar dominansına bakmam gerekirse direnç alanından red 7 4.26 burada direnç bölgesiydi. Bu bölgeye iğne attı. Oradan geri döndü. Bir süre buralarda konsolide etmesi belki aşağıya doğru gelmesi de mümkün. E, tekrardan bu bölgeden mesela 3.60 civarından güç toplayıp Bitcoin'de destek testlerinin gerçekleşmesiyle beraber e, buradaki kırmış olduğu kama formasyonunun hedefi olan 5.21'lere doğru gitmesi de beni şaşırtmaz. Yani Bitcoin'de kısa vadede evet belki yukarı doğru bir hareket gelir. Fakat tekrardan bu direnç alanı yukarıya doğru kırıldığında ve 5.17'lere 5.20'lere geldiğimizde işte bu bölgede Tether dominansı da yani dolar hakimiyeti kripto paralardaki dolar hakimiyeti de Tamamen kendi teknik hedefine ulaşmış olacak. O bölgede işte Bitcoin ve altcoinler adına değerlendirilebilir alan olacaktır. E, Bitcoin eğer böyle bir deneme gelirse yüksek ihtimalle 34-35 bin desteğini de denemiş olur. O bölgenin de zaten alt destek olduğunu demin yaptığım e, analizde belirttim. E, global verilerden birisi de VIX endeksi. VIX endeksinde de burada yukarıya doğru bir hareket başladığını görüyoruz. VIX endeksi genel olarak endişeyi, korkuyu ve volatiliteyi temsil eden bir endeks. E, bulunduğu alanda konsolde eden bir endeks. Çok büyük hareketler sergilemiyor genelde ama piyasalarda kötü haber varsa veya faiz, enflasyon gibi önemli haberler varsa bu endeksi yukarıya doğru fırlayabiliyor. E, VIX endeksinin ne olduğunu soran çok kişi oldu. O yüzden açıklamak istiyorum bunu da. Genel olarak... FED toplantısı arefesinde veya FED toplantısından önce veya Omikron gibi haberler global çapta yayıldığı dönemde VIX endeksinde fırlamalar olur. Piyasaların volatil olduğu dönemlerde VIX endeksi de fırlar. Benim şöyle bir e, genel olarak tezim var. VIX endeksi eğer burada 27-30 bandı üzerine atıyorsa piyasalarda çok büyük bir endişe ve korku vardır diye algılıyorum ben. O yüzden şimdilik burada öncesinde de 33-34 bandından geri döndüğünü görüyoruz. Şimdilik bir problem yok. VIX endeksinde bu yönde takip ediyorum. Bugün Rusya Merkez Bankası tarafından da kripto paralara karşı yine negatif bir duruş sergilendi. Rusya'da özellikle kripto paraların mine edilmesini yasaklayacaklarını belirttiler. Düşüş trendlerinin olduğu dönemde bu tarz haberler gelebiliyor. Ve bu tarz haberler genelde bu tarz ülkelerden geliyor gelişmiş teknolojiye açık refah seviyesi yüksek olan ülkeler ülkelerin genel olarak kripto paralara karşı daha pozitif olduğunu görüyoruz. Kripto paraları benimsemeseler dahi blockchain teknolojisini kullanmak için belli alanlar aradıklarını görüyoruz. O yüzden Rusya'dan bu tarz haberler gelmesi şahsen beni şaşırtmıyor. Kripto paraları çok negatif yönde etkiler mi? Ben etkileyeceğini de şahsen düşünmüyorum. Zaten piyasalar Rusya'nın kripto paralara karşı olan duruşunu net bir şekilde biliyor. Son videolarda durmadan Metaverse ve GameFi projelerine dikkat çektim. Metaverse'de arsa satışında dünyada yine ilk sıradayız. En fazla arsa alımı yapan ülke konumundayız. Bununla ilgili Twitter'dan bir flood yayınladım. Alınan arsaların hepsinin değerleneceğini düşünen arkadaşlar varsa Yanıldıklarını belirttim. Eğer okumadıysanız offload'a da göz atmanızı öneririm. Metaverse'de özellikle arsa sahibi olanlar veya almak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken önemli detaylar söz konusu. Aldığınız arsaların katma değerlerinin olması gerekiyor. Aksi takdirde e, burada istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Aldığınız arsa sanal bir arsa. Gidip sahile alsanız ne olur, almasanız ne olur? Farklı biri daha iyi bir katma değerle bir şey üretirse sizin önünüze geçer. Bunu geniş geniş anlattım, bir flood yayınladım dediğim gibi Twitter'da. Okumak isteyenler onu da okuyabilir. Play to earn alanıyla ilgili konuşacağımı söylemiştim. Onun da üzerine değinmek istiyorum. Play to earn projelerinin rağbet göreceği bir döneme giriyoruz. Çünkü oyuncuların, oyun oynayan insanların ekonomi elde edeceği bir döneme giriyoruz. Full time gamerların Burada bilgisayar karşısında veya VR gözlükle durmadan oyun oynayan insanlar artık oynayarak para kazanabilecek, bir şeyler üretecek, bunu o oyunda bulunan diğer oyunculara satacak. Daha sonra oyunu çıkaran firmanın kendi kripto parasını kazanacak, onu da satıp dolara çevirecek. Zaten işin püf noktası burada. Eğer play to earn projelerine yatırım yapıyorsanız, bunun çok önemli bir detay olduğunu anlamanız gerekiyor. Para eğer o projenin kendi coin ile kazanıl kazanılıyorsa bu enflasyonist bir yapıya e, işaret eder. Yani parayı kazanan tüm oyuncular gider o parayı satar dolara çevirir. Bu da satış baskısını arttırır. O yüzden özellikle e, burada oyun oynarken para kazanılan projelerin kazanılan parayı farklı coinlerle ödemesine dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki bu oyunda ekipman almak veya arsa almak farklı bir durum. Fakat oyunun coinine yatırım yapmak tamamen farklı bir durum. Bazı projeler böyle şöyle yapıyor mesela. Kendisinin coin'i X coin ama oyun oynarken kazanılsın diye bir de Y coin çıkarıyor. Ben bunu daha sağlam bir yapı olarak görüyorum. X coin'i orada daha farklı şeyler için kullanıyorsunuz ama satış baskısı X coin üzerinde artmamış oluyor. Bu yüzden play to earn projelerine yatırım yaparken de bu tarz detaylara önem vermenizi rica ediyorum. Araştırın. Bakın parayı hangi currency ile, hangi para birimi ile, hangi kripto parayla kazanacaksınız. Bunlara dikkat edin yoksa enflasyonist bir yapının kurbanı olabilirsiniz. Oyun tutabilir, çok iyi yerlere gelebilir ama coin'i kazandırmaz. Bunlar önemli detaylar işin tokenomics tarafı aslında ekonomi tarafı o yüzden bunları da göz ardı etmemenizi öneririm. İç piyasamızda bugün Merkez Bankası toplantısı vardı faiz sabit tutuldu. Faiz sabit tutulduktan sonra da dolar TL tarafında burada yine minik bir düşüş geldiğini gördük. Hatta 13.27'lere doğru iğne attı ve burada hala kırmış olduğu direnç alanının üzerinde tutunmaya devam ediyor dolar e, Merkez Bankası'nın genel olarak zaten faiz arttırmayacağını düşünüyordu piyasa. E, fakat durmadan faiz düşürdüğümüz bir politikayla ilerlediğimiz için aslında piyasadaki algıda şu yönde işliyor. E faizi düşürmüyorlarsa o zaman dolarımızı satalım ki genelde bu e, ülkelerde faiz yükselttiği ülkelerin faiz yükselttiği zaman onların para birimlerinde yaşanan harekettir. Yani faiz yükselttiği zaman bu tarz durumlarda konjüktürde e, ülkenin para birimi Dolar karşısında değer kazanır. Biz e, faiz politikamız nedeniyle bu tarz haberler sonrasında geri çekilme görüyoruz. Ama ben tabii ki bunların hepsinin kısa vadeli hareket olduğunu düşünüyorum. Buradan yukarıya doğru tekrardan toparlayıp gitmemiz de beni şahsen şaşırtmayacak. E, ülkelerin çoğu ve yatırım fonlarının firmalarının da çoğu TL ile ilgili bu yıl içerisinde çok e, iç açan tahminler yapmıyorlar. Tahminlerin hepsi çok yüksek seviyelerde. Tabii ki temennimiz oralara gitmememiz yönünde. Bu şükür kendisiyle beraber enflasyonu getiren bir durum. Ama mevcut politika dahilinde de maalesef ki kaçınılmaz bir durum. Umarım önümüzdeki dönemde e, bu politika çalışır da enflasyon kurbanı olmayız. Fakat son 8 haftada durmadan yabancı yatırımcının borsadan da çıkış yaptığını görüyoruz. Bu da tabii ki TL'nin eee Güvensizliğinden kaynaklanıyor. Yabancı yatırımcı özellikle Swap tarafında TL varlıklarının sayısını düşürmeye devam ediyor. Bu da ülkeye dolar girişinin de tabii ki önüne geçen faktörlerden birisi. Aynı şekilde yatırımcıların TL'ye ve TL mevduatlarına, TL ürünlerine varlıklarını olan güvenini de gösteriyor. Maalesef ki böyle bir ortamda sadece turizm sektörünü elimizde tutmaya devam ettiğimiz sürece doların hareketini orta ve uzun vadede tutmamız zor. Turizm sezonu geldiğinde dolarda aşağıya doğru hareketler görmemiz mümkün. Fakat Fed'in faiz yükseltmeye başladığı dönemde Türk para birimi de tüm gelişmekte olan ülkelerin para biriminde olduğu gibi yukarıya doğru hareketini devam ettirecektir diye tahmin ediyorum. Eğer bunun üstüne biz bir de faiz düşürürsek işte o zaman bu hareket daha da e, fitilini e, yakar daha da alevlenir ve yukarıya doğru hızlı bir şekilde gider. Dediğim gibi temennim genel olarak her şeyin iyi olması yönünde. Bakalım önümüzdeki dönemde neler olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.